Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün sıralarını tamamladık ve artık ön yüzdeyiz. Ön yüzde ne yapıyoruz? Şuradaki belimizin kemer kısmını oluşturacağız. Burada ve kesim sırasında küçük dokunuşlarımız olacak açıkçası. Onlar da neler? Hemen kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Çok fazla zamanınızı almadan ve ondan sonra hemen pantolonumuzun ön yüzüne geçmek istiyorum. Şimdi başta ve sonda 9 adet haroşa ilmeğimiz muhafaza edeceğiz. Daha sonra selenik ördüğümüz bir 10. ilmeğimiz de muhafaza edip ara kısımdaki olan haroşalardaki ilmeklerde işimiz. 9 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde selenik ördüğüm bir adet ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi bakın, şöyle baktığımız zaman şuradaki modelde ne yaptık? Düz örgüyle başladık, düz örgüyle bitirdik ki görüntüsü her iki tarafta da aynı olduğu gibi şöyle bir kavisimiz olsun. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şurada ilk başlangıç iki ilmeğimizi hemen birlikte kesiyorum ve tek ilmeği denk getiriyorum. Şimdi bir düz olarak saydım. İkinci düz ilmeği ördükten sonra artık lastik örgüye geçeceğim. O yüzden iki tane ters. Bir, iki. İki tane düz. Bir, iki. Tekrar iki ters. Bir, iki. Tekrar düz. Bir, iki. Tekrar ters 1 2 tekrar düz şeklinde. Şimdi başta bir adet ne yaptık? İlmek azalttık. Bu işlemin aynısını şuradaki alanda da yapacağız ve böylelikle 2 ilmeğimizi azaltmış olacağız. Ama bize bir ilmek daha azaltmamız gerekiyor. Onu da şuralarda bir yerde yapacağım. Araya yedirerek. O yüzden hemen ters örgümü örüyorum. Düz örgülerimi örüyorum. Tekrar ters örgülerimi örüyorum. Şimdi burada artık yapabilirim. Hani ortadaki bölüm çok da sayısı önemli değil. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz. O yüzden sayı vermedim. Ama baştaki ve sondaki bir ilmeği ne yapacağız? Onları ikisini bir keseceğiz ki ne yapacağız? Eksiltme yapacağız. Şimdi bir ilmeği eksilttik. İkinci ilmeği de eksilttik. Tekrar ters örgümüzü örüyoruz. Lastik örgü ördüğümüzü belirtmiştim. Şimdi sonda bir ilmek daha eksilteceğimiz alana doğru gidiyoruz. İki ters, iki düz şeklinde. İki ters, iki düz. Karıştırmayın ilk zamanlarda. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar biraz panik yapabilirler. Yapmayın. Sadece saymanız yeterli. Özellikle anlaşılabilir olsun diye zaten bu 3 ilmeği başta, sonda ve ortada kesmeyi uygun buldum ben. En azından karıştırmayacaksınız. Akılda biraz daha fazla kalıyor. Böyle olunca. Şimdi bakın, neredeyse zaten geldik. Şurası bizim ters ilmeğimizin olduğu 4. ilmeğimiz. 1, 2, 3 ilmeğim var. Hemen düz ilmeğe geçiyorum bakın. Düzle başlamıştım. Düzle bitireceğimi söyledim. O yüzden ne yapıyorum? Hemen 2 ilmeği bir alıyorum. Kesiyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek daha ördüm mü? Düz 2 ilmeğim yan yana gelmiş oluyor. Şimdi selenik örgüm için zaten bir adet ters ilmeğim vardı. 9 adet de haroşa ilmeğim. Şimdi arkadaşlar, bu sırayı tamamladıktan sonra yapacağımız işlem tamamen aynı. Bütün ilmeklerimizi sabit bırakarak tersi ters, düzü düz şeklinde örüyoruz. Kaç sıra? 10 haroşa dişi. Haroşa dişlerimizi de biliyoruz zaten. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayacağız.
Bu sıradan itibaren arka yüze geçtiğimiz zaman buradaki haroşa dişimiz zaten 1 olarak karşımıza çıkacak. 1 diyeceğiz. Burası birinci haroşa dişimiz oluşmuş olacak. Şimdi haroşa dişlerinden 10 tane örüyoruz ve kesimdeki yapacağımız küçük dokunuşa kadar sizler tek başınıza rahatlıkla örebileceğinize inanıyorum ben. Selanik örgümü muhakkak tekrarlıyorum. Baştaki bu 10 ilmeğim hep aynı işlemi, hiç değişmeyecek. Burada hemen bakıyorum. Ön yüzde düz ilmeğe çevirdiğim yerler, arka yüzde tabii ki ters ilmek olarak karşıma çıkacak. Hemen ters 2 ters ilmeğim. Hemen onun yanındaki bakın düz ilmek olarak karşıma çıkıyor zaten. Bundan sonra yerleri oldukça belirgin olduğundan dolayı sorun yaşamadan 2 ters 2 düz örgünüzü gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi kolay gelsin. Hadi hep beraber lastik örgümüzü tamamlayalım ve artık kesime az kaldı. Beraber kesimini yapıp ondan sonra hemen ön yüze geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi neredeyse son sıralarımıza geldik artık. Haroşelerimizi 10 sıra tamamladık ve bu sırada bir işlem daha yapacağız. İşlemimiz ne? Hemen onu göstermek istiyorum. Yanda 9 tane haroşelerimiz için ördüğümüz düz ilmeklerimize devam ediyoruz öncelikle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanik örgü için ördüğümüz bir düz ilmeği, ters ilmeğimizi attıktan sonra ne yapıyoruz? Lastik örgülerimize geçiyoruz. Şimdi burada lastik örgülerimizde yapacağımız işlem şu. Buradaki iki düz, iki terslerimiz vardı ya. İki düz ilmeklerimizi bir alacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle ikisini bir topladım. İki ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. Tekrar iki düz ilmeğimizin olduğu alana geldik. İki ilmeği bir alıyoruz. Şöyle. Ve ikisini bir kesiyoruz. Tekrar iki ters ilmeğim. Tekrar iki düz ilmeğimin olduğu alandayım. Böylelikle ilmek sayılarımı azaltmış oluyorum. Bel kısmı daha iyi oturuyor. Her düz ilmeklerimin ikisini bir toplayacağım. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Şöyle. Bakın. Her iki ilmekler düz ilmekleri topluyoruz. Diğer ters ilmekleri normal örüyoruz. Şimdi dilerseniz normal standart örgü kesimi kullanabilirsiniz. Yok hayır, ben normal örgü kesimi kullanmayacağım. Sizin yaptığınız gibi yapacağım derseniz onun videosunu ayrı yayınlayacağım arkadaşlar. Nedenine gelince. Şimdi bildiğiniz gibi örgü teknikleri konusunu ayrı ayrı işliyorum. Bu da o grubun içerisinde. Hemen bu videonun arkasından yayına girecek. Oradan da faydalanabilirsiniz ya da dümdüz şişinizde kesebilirsiniz. Daha önceden yayınladığım tığ ile kesme işlemi vardı. Öyle yapabilirsiniz. Ya da benim kullanacağım gibi iğne ile kesme yapabilirsiniz. Bu teknikleri öğrenmenizde fayda var. Hani bunda olur, bir başka örgünüzde olur. Kullanma şansınız olur. Dediğim gibi hemen arkasından yayına geleceği için peş peşe olacaktır görüntüleri. Bu sırada kesme işlemimizi tamamlıyoruz. İlmekleri azaltmış oluyoruz böylelikle. Sağdaki ve soldaki bu haroşelerle beraber selanik örgümüzün olduğu 10 ilmeği muhafaza ediyoruz. Ve arka yüze geçeceğiz. Arka yüzde de yapacağımız işlem aynısı arkadaşlar. Şöyle. İlmeğim çıktı. Örelim.
Bütün ilmeklerimizi düz ilmek olarak örelim. Zaten düz ilmekle başlayacaktık. Bakın. Bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde örüyorum. Hiç ayrım yapmaksızın. Selanik olan da ön yüzde, ters örgü olarak karşıma çıkan da hepsini bu yüzde düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzde ise kesimimizi yapacağız. Hiçbir işlem yapmadan görmüş olduğunuz gibi ters düz örgümü örüyorum. Ön yüzde haroşa gibi çıkacak görüntüsü. Ve kesmemiz daha kolay olacak arkadaşlar. Hemen diğer videoya geçebilirsiniz. Kolay gelsin. Kesim videosundan sonraki videomuz zaten patikli pantolonumuzun ön yüzünün çalışmasını yapacağız sizlerle beraber. Hemen o bölüme de geçeceğiz. Bu arada benim ipim oldukça az kaldı. Sizin de muhtemelen aynı şekilde olacaktır. Şu son birkaç ilmeğimizi de öreyim. Göstereyim sizlere. Ondan sonra kesim videomuza zaten geçelim. Bakın görüntü bu şekilde. Hadi kolay gelsin. Şimdi kesim videosuna başlıyoruz.